Büyük aşklar yolculuklarla başlar, diyor ya şair. Büyük aşkları yalnız tarihteki büyük kadınlar ve erkekler yaşamış sanırız. Çünkü bütün tarih onları yazar. Oysa ki o büyük insanlar her daim bizim omuzlarımızda yükselmişlerdir. Yüce Roma o kadar büyük olamazdı, yapı işçileri olmasaydı mesela. Büyük İskender aşçısı olmasa büyük olamazdı. Sezar esirleri olmasa Galyalıları yenemez, Galyalılar da Sezar'a karşı gelemezdi, atsız sansız askerleri olmasa. Ama ne yazık ki tarih her şeyi onlara atfetmiştir. Ve o tarihi kaleme alanların birçoğunun adını bile bilmeyiz. Nasıl ki kutsal bir şenlik gibi yaşasa da aşkı, adını bilmediğimiz bir sürü köle olduğu gibi. Zaferlerde de, aşklarda da hep onların zaferleri ve hezimetleri anlatıla gelmiştir. Oysa biz küçük insanların aşkları en az onlarınki kadar büyüktür. En az onlarınki kadar tutkulu, en az onlarınki kadar acı çektiren, en az onlarınki kadar şehvetli, en az onlarınki kadar... Nokta, nokta, nokta. Burada 3 nokta koyuyoruz yazımıza. Varın siz getirin gerisini diye. Bir sürü sıfat ekleyebiliriz aşkın yaşanış biçimi için. Çünkü onlar ne ve nasıl yaşıyorlarsa aşklarını, biz küçük, onların gözünde mini minnacık insanlar da aynı şekilde yaşarız. Çünkü aşk başlı başına büyük ve görkemli bir duygudur. Belki de Tanrı'nın en büyük lütfudur biz insanoğluna. Bizim berbat etmekte en becerikli olduğumuz ve yaşamayı çok az insanın başarabildiği bir hazine. Onlara öykündüğümüz için zaten yazılıp çizilmiş, binlerce yıldır anlatıla gelmiş, bazıları dillere destan olmuştur o aşklar. Onlar gibi olmak istediğimiz için, onları sırça köşklere yerleştirip ellerimizle, sonra onları kıskandığımız için. Ey köle, kalk ayağa, bir efendinin nasıl bir efendi olacağına kölesi karar verir. Dur diyeceksiniz bana, ağır ol birader, atıp tutuyorsun da, bir sürü küçük insanın aşkını da anlatır bize tarih. Asıl siz ağır olun baylar ve hanımlar. Ben bunca zaman boşuna okuyup yazmadım, destek çürütmedim, mürekkep yalamadım, üstüne üstlük bu saçları değirmende ağartmadım. Sizin dediğiniz ya mitolojilerde olur ya da o aşklar biliniyorsa sonradan büyümüştür o adam ya da kadın. Burada büyük kavramı biraz ironi içermektedir. Tırnaklarla kazımadan yeşeren tohumu, çakmak taşıyla yakılmayan ya da tanrılardan çalınmayan ateşi, uzun lafın kısası insanoğlu yani kıssadan ise ve dahi lafı kısa kesmek gerekirse, aslında ben uzun konuşmayı sevmem. Kısacası ne diyecektim yahu? Karıştı her şey. Neyse, dönelim programımıza. Efendim, kanalımızda yeni bir programla merhaba diyoruz sizlere. Tarihteki büyük aşkları anlatacağız. Programımızın adı Aşk İmiş. Fuzuli'nin dediği gibi, aşk imiş her ne var alemde, ilm bir kıylü kalmiş ancak. Size bu programda tarihteki büyük aşklardan bahsedeceğiz. Bu ilk programımızda bundan 500 yıl öncesine yelken açıyoruz. Bir imparatorluğun en görkemli yıllarını yaşadığı bir dönem. Dünyanın en güzel şehrinde, neredeyse bilinen dünyanın yarısının sahibi olan bir imparatorluğun baş şehri olan gerdanlıkların en şahanesi, her daim Adamoğlunu sarhoş etmiş ve aşkın en güzelini yaşatmış, sahip olunmak için nice canlardan geçirmiş ama onun hep hancı, zapt edenin de sadece yolcu olduğu şehir İstanbul. Ve o şehrin bir diğer yolcusu, İmparatorlar İmparatoru, Avrupa'yı dize getirmiş bir hükümdar zamanındayız. Kanuni Sultan Süleyman. Ve işte Sultanlar Sultanı'nı yekpare vücut aşk etmiş
Maşukun gönlünde harikulade bir kadın, Hürrem Sultan. Sadece bir imparator değildir Kanuni Sultan Süleyman. Şiirler dizer, en şahane ilmikler gibi kelimeleri dizer yan yana. Şiirler döker insanoğlunun ruhuna. Hürrem de en az onun kadar şairdir. Belki kelimelerden dokumaz evrenini ama şiirden cennetler yaratır sultanının gönlünde. Hürrem Sultan'ın yazdığı bir mektup ulaştı günümüze. Cümlelere bakın ki siz de bir zamanlar bir erkeğe ya da bir kadına aynı şeyleri yazdınız ya da yazmadıysanız bile bunları hissettiniz. Aşk hangi diyarda, hangi tabakada yaşanırsa yaşansın, benzer şekilde kendini gösteren bir canavar, bir cennet ya da bir cehennemdir. Ne olduğuna varın, siz karar verin. Hürrem, Cihan Padişahı'nın biricik gözdesi şöyle yazıyor gönlünün sultanına. Allah'tan tek dileğim ve yüreğimin biricik arzusu, size tekrar kavuşabilmek ve ışık saçan yüzünüze bir defa daha bakabilmektir. Artık bir daha ayrılık olmasın. Rabbimden elbette dilerim ki benim sultanım, candan ve gönülden sevdiğim şahım, dünyada ve ahirette hep mutlu olasınız. Daima zaferler kazanasınız. İyi biliyorum ki benim sultanım, bu kulunu kaderin bir cilvesiyle gördü ve sevdi. Bu kuluna mutluluk ve huzur ihsan etti. Bu cariyesinin gözyaşlarını dindirip sevindirdi. Sultanım sayesinde doğru yolu bulup iman ettim. Bu yüzden mutlu olacağım gün sadece size kavuşacağım gündür. Size gözyaşlarımı damlattığım bir elbise gönderdim. Hatırım için giyesiniz. Mektubunda içinde bulunduğu durumu ve duygularını anlatan Hürrem Sultan şöyle devam ediyor. Ben Allah'ın yarattığı bu kainat içinde kaybolmuş birisiydim. Ömrümün baharını sizin mücevher kutunuzdaki bir inci olarak korumanız altında yaşadım. Hasret acısıyla kıvranan ve çektiği ızdıraplar yüzünden perişan olan bu çaresiz kulunuzdan bu değersiz sızlanmaları kabul ediniz. Ben sadece sizin yanınızda huzur bulabiliyorum. Sizin yanınızda olmaktan duyduğum mutluluğu anlatmaya kalemler yetmez. Sizinle birlikte olduğumuz anların hatırası, sizin yanınızda geçirdiğim günlerin anısı, bu miskin gönlümde hep yaşamaktadır. Hiç olmazsa sizinle yaşadıklarımız, sizinle ortak anılarımız sayesinde biraz olsun teselli bulabilmekteyim. Esen rüzgarlar çektiğim acıları size ulaştırsa, anlarsınız ki kulunuzun durumu feryat ve figan eden bülbül gibidir. Sizden ayrı kaldığımda dermanım, takatim kalmıyor. Kimse acılarımı dindiremiyor. Gamla dolu gönlümü görseniz, ayrılık acısıyla inleyen bir ney gibi hasta ve perişan olduğumu hemen anlarsınız. Hürrem Sultan, Kanuni'ye hislerini anlattığı mektubuna, Sultanım, padişahım, muhabbet bahçesini andıran güzel yüzünüzün çiçekleriyle bezenmiş dualarımı ve gözünüzün coşku veren şarabıyla dolup taşan övgülerimi, seher vakti hasret köşesinde ah çekerek ve ayrılık diyarında geceleri inleyenlerle birlikte mutluluk yıldızım olan siz sultanımın huzuruna ithaf ederim. İfadeleriyle başlıyor. Kanuni Sultan Süleyman 1494-1566. Hepimizin aşina olduğu bir şekilde doğup yaşıyor. Peki ya sevdiği kadın? Gönlünü ve gözlerini aşk aleviyle dağlayan kadın, namı diğer Hürrem Sultan, bambaşka bir isimle doğup, cariye, cariyelikten haseki ve yüzyılların en görkemli imparatorluğuna sultan. İbrahim Paşa tarafından alınıp geliyor dünyanın merkezi olan şehre. Belki de içten içe biliyordu haremdeki herhangi bir kadın olmayacağını.
Hakkındaki rivayetlerden biri babasının Ukraynalı bir çiftçi, diğeri ise Polonyalı bir rahip olduğu. Bir kadın ki şehvetli bedeni kahkahalarıyla esirlikten sultanlığa yükselirken vatanından ve ailesinden koparılmasının intikamını da almak istemiş olmalı, bilerek ya da bilmeyerek. Kudretli Süleyman'ın kadınlarından biri değil, has kadını olmuştur. 46 yıllık bir hükümdarlığın hükümdarının hükümdarıdır o. Namı diğer Hürrem Sultan. İhtirasları o kadar büyüktür ki esaretinin ve acılarının hesabını da içinde taşıyor olduğundan belki de ne Gülbahar Sultan ki Kanuni'nin ilk erkek evladının annesidir, sultanlığını sürdürebilmiş, Şehzade Mustafa tahta oturabilmiş, ne de İbrahim Paşa'nın sultana yoldaşlığı doğal yollarla sonuçlanmıştır. Büyük, çok büyük bir aşktır bize kalanlardan anladığımız. Ama tutkular ve geçmişte yaşadıklarımız, içimizde çöreklenen anılar bizim gibi Hürrem'in de peşini bırakmamıştır. Eminim. Elde ettikleriyle devlette bile söz sahibidir. Öyle bir aşk ki bu, Şehzade Mustafa, İbrahim Paşa, Kara Ahmet Paşa'nın katline sebep olacaktır. Kızıyla evlenen ahlaksızlık ve rüşvet abidesi Rüstem Paşa'nın vezir olmasına, acı ve kanla örülmüş duvarlara sahip bir aşktır. Belki de bilinçli bir oyun olan bir rivayet, ne kadar zeki olduğunu göstermesi açısından ilgi çekicidir. Hürrem Sultan hayırda bulunmak ister. Cariyeler hayır işleyemezler. Onun üzgün görünüşüne dayanamayan padişah özgürlüğünü verir. Ama şimdi özgür bir kadına nikahsız dokunmak günahtır ve gelenekte olmayan bir şekilde sultan Hürrem'le nikah kıyar. Ve Hürrem haremden saraya taşınır. Ve Hürrem devlete daha da yaklaşmıştır. Biz tarih yazarlarının yalancısıyız. Ne biliriz ki fersah fersah uzakta olsalar da iki insanın ruhları birlikteyken ne yaşadıklarını. Müjde ey biçare dil kim, nazla dilber gelir. Hicr içinde mürdeyken yine cisme can gelir, diyor Kanuni bir şiirinde. Merdümi dideme bilmem, ne füsun etti felek. Gir yemi kıldı hün, eşkimi füzan etti felek. Şiirler pençeyi kahrımdan olurken lerzan, beni bir gözleri ahuya zebun etti felek. Diyor bir başka şiirinde Kanuni Sultan Süleyman. Karşında ben pervaneyem, sen şem-i tabasın bana. Aşkınla ben divaneyem, sen afet-i cansın bana. Cevr-ü cefa, kahru sitem, mir-ü vefa, cür-ü kerem. Ben değil fermanınem, sen şah-ı sultansın bana. Zülfüne gönlüm bestedir, ahım göğe peyistedir. Canan muhibbi hastadır, sen derde dermansın bana, diyor bir başka şiirinde Kanuni. Her daim hükümdar olan kölelere hakim olmaz. Bazen de köleler hükmeder hükümdarına. Bir hastalığa yakalanır ve 15 Nisan 1558'de ölür Hürrem Sultan. Süleymaniye Camii'ne defnedilir ki sadece valide sultanlar, padişahlar ve çocukları gömülebilirken Süleymaniye Camii'ne. Ve 8 sene sonra Kanuni kavuşur sevgilisine ve Süleymaniye Camii avlusunda birlikte yatmaktadırlar.